Haber peşindeden tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'dan sonra İstanbul'da da takviye hazır kuvvet müdürlüğü oluşturuldu. Şimdi 30 bin bekçi yetmedi. Bunun İran'dakine bekçi kuvvetlerinden söz ediyorum. İran'daki Besiç milislerine benzetilen bir yapılanma olduğu söylenmişti. Cumhurbaşkanlığı 2018 yılında Ankara'da aynı benzer bir birim kurmuştu. Ankara'dan sonra şimdi kendine bağlı doğrudan ikinci bir polis teşkilatını da İstanbul'da kurdu. Bu birliğin mensupları siyah üniforma giyecekmiş ve söylediğimiz gibi doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlanacakmış. Görev afet ve toplumsal olaylara müdahale. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da buna ilişkin benzer açıklamalarda bulundu. Fakat şimdi afet anında görev yapacak ve toplumsal olaylara müdahale edecek zaten çok fazla güvenlik birimleri ve acil yardım birimleri var. Esas soru buna neden ihtiyaç duyuluyor? Almanya'daki SS polis gücüne benzetenler var. Avukatlar buna ilişkin paylaşımlar yapıyor. Kamuoyu merak içinde bu müdürlüğün İstanbul'da kurulması özellikle mitinglerde görev alacak işte iktidara bağlı güvenliği akla getiriyor. Peki başka ne gibi görevler alacak? Bunu bekleyip göreceğiz. Şu anda Ankara'daki 2018 yılındaki kurulan teşkilata 500 kişi alınmıştı. Şu anda 245 kişi siyah üniformalı 245 kişi görev yapacak bu birim içerisinde ve sayının ne zaman ne kadar artacağı da merak konusu. Şüphesiz şu değerlendirilme yapılıyor. Bir kere daha bunu söyleyelim. Şimdi 30 bin bekçi 50 bine çıkması bekleniyor. Zaten emniyet teşkilatı ve jandarmanın görev tanımları belli. O üzerine aynı görev tanımlarıyla yeni birlikler ekleniyor. Yetmemiş ki bir de takviye hazır kuvvet müdürlüğü oluşturuluyor. Hep kamuoyunun aklında şüpheler. Yani şüphelerin pek çoğu da doğal olarak Sayın HDP'li Garapaylı'nın da açıklamaları vardı. Bugün bu konu üzerine hep şüpheler doğal olarak iktidar bekasını düşünüyor ve iktidar bekası kendisini tatmin eden bir yere gitmezse ne olur sorusuyla beraber okunuyor. Yani şunu söylemek gerekiyor. Kamuoyunda işte doğalgaz faaliyetleri ya da tırnak içerisinde sözünü edelim. Yerli otomobil gibi, Ayasofya gibi şov faaliyetleri ve üstüne üstlük bu beka koruma şüpheleri yerine keşke demokrasiye, eğitime, sağlığa bugünlerde çok ihtiyaç duyduğumuz sağlığa bu yatırımlar yapılsaydı keşke ama ne yazık ki Türkiye'de ekonomi mermi fiyatıyla ölçülen günler Türkiye'nin mermi fiyatıyla ekonominin refahın mermi fiyatıyla ölçüldüğü günler yaşıyoruz. Ne yazık ki kamuoyunun endişelerini haklı buluyoruz ve bu konunun nereye gidebileceğine ilişkin öngörülerimizi paylaşmaya bu konuyla ilgili haberler yapmaya devam edeceğimizi de buradan belirtiyoruz. Şimdi bakın hani toplumun güvenliği, refahı dedik ya yozlaşan bir toplum öyküsünde beraberinde yarattılar. Muhtarlık için katliam yapıldı biliyor musunuz? Yani çok kısa zaman önce gerçekleşti. Bu iki kişi öldürüldü. Yok yere öldürüldü. Ve iki kişi 3 aydır olaya karışan
adalete teslim edilmedi. Benim bildiğim kadarıyla, önümdeki dosyadan takip edebildiğim kadarıyla bir tutuklu var bu dosyada. Şimdi aslında detayları soracağız. Öz kahramanlar cinayeti diye anılmaya başladı. Bu muhtarlık seçimlerine ilişkin cinayet kamuoyunda ve tanıklardan ve müştekilerden hem oğul ve kardeş hem de dosyanın avukatı olan Vahit Öz Kahraman'a soracağız. Bu dosyanın önünden ne oldu? Neden bu katiller korunuyor? Ve nasıl oluyor da memleketin bir kenarında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir muhtarlık seçimi için iki kişi işte öyle göz kırpmadan öldürülebiliyor ve dosya niye böyle sürüncemede kalıyor? Hepsini soracağız. 2019 muhtarlık seçimlerine gidelim. Vahit Öz Kahraman hem ablasının hem de annesinin yaşamını yitirmesini bize anlatsın. İyi akşamlar diliyorum Sayın Avukat Bey. İyi akşamlar Erk Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben dosyayı okudum. Dosyayı benimle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Ve aslında aklımın almadığı, hem Türkiye'nin sosyolojik açıdan değerlendirdiğimde aklımın almadığı, hem hukuk kuralları açısından çok tatmin olamadığım, ikna olamadığım bir dosyayla karşı karşıyayım. Siz biraz durumu anlatır mısınız ve taleplerinizi sıralar mısınız bize? Olayı şöyle anlatayım Erk Bey. Seçim döneminde oldu. 2019 yerel seçimlerinde ailemden muhtarlık için oy talep edildi. Köyümüzde iki tane muhtar adayı vardı. Her iki tarafta annemin kuzenleri oluyordu. Biz her iki tarafa da oy vermeyeceğimizi söylemiştik. Nitekim Öz Kahramanlar ailesi köyde çok ciddi bir oy potansiyeline sahip. Hiç kimse oy kullanmadı. Sandığa gitmediler. Çünkü daha önceki seçimlerde oy kullandıklarında maalesef farklı yaptırımlara tabi kaldılar. Yani bundan yaklaşık 15 sene önce de tekrar bir seçimden sonra Yalçın ailesi yine Öz Kahramanlar ailesinden bir tanesinin silahla yaralamıştı kendisini. Bacağından yaralanmıştı. Maalesef coğrafyada biliyorsunuz bu tarz olaylar oluyor yani seçim dönemlerinde. Biz bu endişeyle bu seçimde sandığa gitmeyeceğimizi söyledik. Nitekim sandığa da gitmedik. Muhtarlık oyu kullanmadık. 1,5 ay sonra seçimi kaybeden Yalçın ailesi, abim Ramazan Öz Kahraman'ı evinin önünde gece 12'de demir sopalarla darp ettiler. Akabinde biz hastaneye gittik. Darp raporu almak için, tedavisini yapmak için. Hastaneye tekrar Yalçın ailesinden bir kişi geldi. Tekrar taşkınlık çıkarmaya çalıştı. Hastanedeki arbede esnasında bu şahıs bıçakla hafif şekilde yaralandı. Sonra hastaneye kaldı. 3-4 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Herhangi bir organ duyu kaybı yaşamadı zaten. Bir ay sonra da tahminimce askere gitti. Gayet sağlıklıydı yani. Ama Yalçın ailesi bununla kalmadı. Ailemden 500 bin TL kan parası istediler. Yani maalesef bu şekilde bir barış sağlandı. Ve o an hastanede bizimle bulunan 6 tane akrabamız vardı. Bunların hepsinin Diyarbakır'dan göç etmesini istediler. Siz bu parayı ödediniz mi? Evet, evet. 500 bin TL kan parası ödedik. Ödemezseniz ne yapılacaktı size? Ödemeseydik, yani ben babamı ve ablamı 2020-17 Mart'ta kaybettim. Ödemeseydik muhtemelen Haziran döneminde kaybetmiş olacaktım. Ya onları veya ben kendi canım veya başka birisi, ailemden birisi. Çünkü bu tehditle karşı karşıyaydık ve yaklaşık 20-25 gün Öz Kahraman ailesinden hiç kimse, erkekler dışarı çıkmadılar. Yani barışın sağlanması için kanaat önderleri araya girdi. Bu şekilde, çünkü şöyle anlatayım size. Bu aileden daha önce de biz tehdit almıştık, daha önce de saldırıya uğramıştık. Bunlarla muhatap olmamak adına bu şartları kabul etmek zorunda kaldık. Yani bir şekilde gasp edildi. 500 bin TL kan parası verdik ve 6 tane aile Diyarbakır'dan göç ettik. Benim kendi hukuk bürom vardı, kapatmak zorunda kaldım. Abimin kırtasiyesi vardı, işletmesi vardı, kapatmak zorunda kaldı. Evimizi, arabamızı, her şeyimizi satıp gitmek zorunda kaldım.
Şöyle kanaat önderleri, yani dediğimiz kanaat önderi dediğimiz şahıslar bize dedi ki gidin ancak düğününüz olur, taziyeniz olur. Sonuçta burada arazileriniz var, ekinleriniz olur. Bu dönemler için Diyarbakır'a geri dönebilirsiniz dediler. Hatta bize şu şekilde söylediler. Gitmenize de gerek yok. Olay çok büyük bir olay değil. Siz olayın karşılığını çok ciddi bir miktar parayla ödediniz zaten. Gitmenize de gerek yok. Ancak gidin olaylar yatışsın. 3-5 ay sonra memlekete geri dönersiniz dediler. Biz bu şekilde yapmadık. Yaklaşık 8-9 ay sonra babam ve annem Mersin'den Diyarbakır'a tekrar geri döndüler. Sadece ekinlerimizi ekmek için döndüler. Döndükleri esnada işte 8 Mart tarihinde döndüler. Yaklaşık 10 gün kaldılar. 17 Mart tarihinde bahçede çalıştıkları esnada saat 12 civarında evden gözetlemişler dürbünle kimler var kimler yok orada, ellerinde silah var mı, gidenler korunuyor mu, bir şekilde onu gözetlemişler. Ondan sonra olay yerine 5-6 kişi 2 arabayla gitmişler. Yolun alt tarafını, üst tarafını, önünü ve arkasını kapatacak şekilde ayrı ayrı yerlerden uzun namlulu silahlarla, AK-47 Kalaşnikov marka silahlarla saldırmışlar. Biz tabii o esnada orada değildik. Ben Hatay ilindeydim. İki abim Mersin'deydi. Yani tabii akrabalarımız vardı Diyarbakır'da ama olay yerinden biraz uzaktaydılar. Şimdi iki kişiye şunu anlamak istiyorum. Yani izleyicilerimize de Tabii. geçsin aktarmak istiyorum. İki kişiye toplam beş kişi yani Altı kişi. bir abla Suriye Özkahraman Evet. ve bir baba Selahattin Özkahraman'a iki kişi tarlada Evet. çalışırken altı kişi uzun namlulu silahlarla saldırıyor. Öyle mi? Evet. Ve bu iki kişi Akla yaşamını... mantığa uymuyor. Haklısınız. Şöyle söyleyeyim. Yani 6 kişi orada, 2 kadın ve bir adam varken niye böyle bir saldırı yapsınlar? Şöyle söyleyeyim. Ailemin çalıştığı bahçe yola çok yakın. Yolun yaklaşık 50-60 metre aşağısında. Arabaya doğru gitmişler. Arabayla kaçamasınlar diye yolun alt tarafını, yani yolun güzergahlarından ön ve arka tarafını birer kişi kapatmış. Bir iki kişi aşağıda, bir iki kişi de yolun üst tarafında beklemişler. Şimdi annem olay yerinde, annem, babam ve ablam olay yerindeydi zaten. Babam ve ablam hayatını kaybetti. Ancak annem bir şekilde kendisini yere atarak, yani ölü taklidi yaparak hayatını kurtardı. Annem olayın birebir tanığı ve bu şahıslar annemin öz kuzenleri, yani öz amca çocukları. O yüzden hepsini birebir teşhis etmiş zaten. Peki şimdi dosyada kaç kişi tutuklu? 4 tane tutuklu var şu an. 2 tane de firar var. Siz bu mücadeleyi aslında bu iki firar kişinin yakalanması için de veriyorsunuz. Evet, yani benim şu an asıl amacım o iki kişinin yakalanıp bir an önce dosyadaki gizliliğin kalkıp kovuşturma aşamasının başlaması. O aşamadan sonra ben hukuk mücadelemi vereceğim. Şu an yani bir nevi benim verdiğim mücadele hukuk mücadelesi değil. Ben kolluk yerine geçip bir şekilde onların yakalanması için mücadele ediyorum. Ben yani burada avukatlık yapmıyorum aslında. Dosyanın avukatıyım ama dosyada gizlilik olduğu için dosyayla ilgili hiçbir şey göremiyorum. Otopsi raporunu göremiyorum. Şahısların ifadelerini göremiyorum. HTS kaytlarını göremiyorum. Sinyal bas takiplerini göremiyorum. İlgili hiçbir şey neredeyse göremiyorum. Peki neden gizlilik kararı var? Yine bu meseleyi tartışacağız ama yani bu Evet. dosyada bir gizlilik kararı olmasının ne anlamı var? Dosyada gizlilik kararı olmasına açıkçası ben de anlam verebilmiş değilim. Biz talepte de bulunduk ancak savcılık artık bu tarz cinayet dosyalarında biraz popüler olmuş herhalde. Gizlilik kararını direkt veriyorlar. Kamuoyu herhalde bu olayların üstüne çok fazla gitmeye başladı. Biliyorsunuz Twitter'dan kaç tane tecavüzcü, kaç tane katil yakalandı. Bunların önüne geçmek için zannımca dosyaya gizlilik kararı koydular. Yani başka bir izahı yok çünkü. Peki olayın siyasal bir boyutu var mı? Bir muhtarlık seçiminde bunun olabileceğini düşünmüyorum ama açıkça şunu sormak istiyorum. Biz elimize attığımız her dosyada bir AKP'ye yakınlık çıkıyor. Yani bu faillere bir cesaret veren yakınlık. Buna ilişkin bir yakınlık seziyor musunuz ya da var mı böyle bir yakınlık zaten? Yok, Yalçın ailesinden bir, yani o şekilde bir siyasi faaliyet yok. Yani
olayın siyasi bir boyutu yok ama işin arka planında bunları destek veren var mı yok mu açıkçası onu bilmiyorum. Ama yani bugün itibariyle yaklaşık 160 gün oldu. Bu iki kişinin yakalanmamasının da çok mantıklı bir açıklaması yok yani. Çok dar bir alanda bir çalışma yapıyor aslında. Diyarbakır ilinin içerisinde saklanıyorlar. Saklanabilecekleri alanlar çok dar. Ama buna rağmen 160 gündür yakalanmıyorlar. Belki de farklı bir alanda farklı bir destek alıyor olabilirler. Bu konuda açıkçası net bir bilgim yok. Peki soruşturma dosyasını alamıyorsunuz siz. Soruşturma savcısının Evet, maalesef. belki buna ilişkin bir takım tavırlarını biliyorsunuzdur. Yani ne kadar yılla yargılanacak, en azından bu 4 kişi, bu dosyanın sonucu ne olacak? Buna ait çıkarımlarınız var mı? Şimdi şöyle dediğim gibi evden öncelikle gözetlemişler. Bahçede kim var kim yok. Yolun üst tarafına alt tarafına bakmışlar. Hani belki koruyan kollayan birileri orada hani pusuda bekleyen var mıdır? Bu ihtimalle bu düşüncelerle önceden evde gözetlemişler dürbünle. Hatta o dürbünde yani tutanaklara geçildi. Ondan sonra onunla ilgili gözetleme yapan kişinin ifadesi alındı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Bunu yapan da şu an tutuklu olanlardan birisinin eşi. Önceden gözetleme yapıyor. Yani bunlar tasarlayarak yaptığı için benim kanaatim, şahsi kanaatim, hukuki görüşüm bu konuda tasarlayarak olduğu için ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacaklarını düşünüyorum. Yani Ve en azından temennim o. evet, ve siz 160 gündür kayıp olan bu 6 kişiden 2 kişinin, ama sadece 6 kişinin de olmadığını anlıyoruz. Çünkü olayda gözetleyenler, bilgi verenler, Evet. tabiri caizse sinyalciler de var. Dolayısıyla Kesinlikle. sonuna kadar gidilmesi gereken bir dosya. Son sözünüzü alayım. Kesinlikle. Bizden ne bekliyorsunuz? Kamuoyundan ne bekliyorsunuz? Bunu da söyleyin. Belki elimizden bir şey gelir. Kamuoyundan beklentim şu açıkçası Ek Bey, bu şahısların bir an önce yakalanması için sesimi duyurmaları, yani devlet yetkilileri bununla ilgili bize hiçbir şekilde dönüş yapmadılar. Yaklaşık 160 gündür ben yani yasımı tutmadım, acımı yaşayamadım. İlk günden bugüne kadar mücadele ediyorum bu şahısların yakalanıp bir an önce yargı önüne çıkarılması için. Çünkü ailem valla tehdit altında, tweetlerimin altına yazıyorlar, biz tehdit ediliyoruz, bizi göçe zorluyorlar şeklinde tweetler atıyorlar. Ancak benim ailem bu tehditlerden dolayı şu an tekrar Diyarbakır'ı bırakıp Mersin'e döndüler. Dönmek zorunda kaldılar. Benim babamın ve ablamın mezarı hala Çermik'te. Yani biz Diyarbakır'ı terk etmek zorunda kaldık tekrar. Yani bu acıya rağmen orayı bırakmak zorunda kaldık. Biz tehdit ediliyoruz şeklinde tweetler atıyorlar. İşte olay şöyle değildi, böyle değildi. Hatta en son çirkinleştiler. Benim ablamın hamile olma durumu var. Hemşireler olay günü anneme o şekilde söylemişler. Ablamın hamile olduğunu söylemişler. Tweetlerimin altına yazmışlar. Hamile diyordun, hani hamile değilmiş deyip bir şekilde bunu bu mantıkla herhalde meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yani o kadar cahilce bir zihniyetle mücadele ediyorum ki anlatamam yani. Bunun gerçekten izahı yok. Ben olayın bir kan davasına dönüşmemesi için diyorum ki gelin teslim olun, yargı önüne çıkın. Zaten suçsuzsanız suçsuzluğunuzu bir şekilde ispatlayacaksınızdır. Bir kişi yapmışsa bir kişi yargılanır, iki kişi yapmışsa iki kişi yargılanır. Ama onlar ısrarla bir şekilde yargıdan kaçıyorlar. Zaten kaçmaları da onların suçlu olduğuna delalet ediyor. Maalesef yakalanmıyorlar. Yakalanması için yeterli çalışma da yok. Bu çalışmanın olması için bir şekilde sesimi duyurmaya çalışıyorum. Peki, biz yanınızda olmaya devam edeceğiz ve bu dosyayla ilgileneceğiz. Emin olun. Çok teşekkür ederim. Başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Çok Görüşmek üzere. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi köşede kalan haberlerimize bakalım. Ondan sonra devam ederiz.2017 yılında başlayan hukuksuz soruşturma ve kovuşturma süreçleri sonucunda 20 avukat mesleklerini icra etmeleri yasa dışı sayılarak 159 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı beyanları ve kopyala yapıştır suçlamalarla cezaevinde tutulan avukatlar defalarca adil yargılanma taleplerini dile getirdi. Avukatlardan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal bu taleple önce açlık grevine, ardından da ölüm orucuna başladı.
Adli Tıp Kurumu'nun cezaevi koşullarında kalamayacaklarına dair verdiği raporun ardından mahkemenin tahliye yerine hastaneye sevk kararı verdiği Timtik ve Ünsal için meslektaşlarının hastane önündeki nöbet eylemi sürüyor. Timtik 233, Ünsal ise 200 gündür ölüm orucunda. Kritik sınırı çoktan geçtiler. Ünsal tutulduğu Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi mahkum koğuşundan yazdığı mektubunda "Askerler kapımın önünde döner yiyor" dedi. Avukatlar adil yargılanma taleplerini yineliyor ve kamuoyundan destek bekliyor. ...15 Temmuz darbe girişimi sonrası kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen ve kamuoyunda yüksel direnişçileri olarak bilinen Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Gülnaz Bozkurt, Armağan Özbaş ve Mahmut Konuk 13 Ağustos tarihinde evleri basılarak gözaltına alındı. Gözaltıların yine 2 yıl önce Ankara Yüksel Caddesi'ndeki "İşimizi geri istiyoruz" eylemlerine ilişkin süren davalar kapsamında olduğu öğrenildi. Alev Şahin ve Mehmet Dersulu bu esnada darp edildi. Gözaltı süreleri 3 kez uzatılan yüksel direnişçilerinin 6'sı örgüt üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanırken Gülnaz Bozkurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antep katliamı 4. yılında bir kere daha lanetlendi. Antep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe mahallesinde 20 Ağustos 2016 tarihinde bir düğüne düzenlenen intihar saldırısında 40'ı çocuk 56 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. 8 sanığa anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan birer kez, ölen 57 kişi içinse tasarlayarak adam öldürme suçundan 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. İki sanık 9'ar yıl hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan iki sanıksa beraat etti. Dava avukatlarının geride kalan 7 duruşmada yaptıkları tüm talepler mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Dosyanın anayasada yer alan insanlığa karşı işlenen suç kapsamında ele alınmamasına ve MIT'in saldırıyla ilgili istihbari bilgilere sahip olduğunun açığa çıkmasına rağmen hiçbir kamu görevlisinin yargı önüne çıkartılmamasına tepkiler hiç bitmedi. Antep katliamı bu açıdan Diyarbakır, Suruç ve Ankara katliamlarıyla benzeşiyor. Olaydan sonra Antep Belediyesi üniforması olan kişilerin katledilenlerin cenazelerine saldırmaları da sürecin unutulmayanları arasında. Doğaya ve yaşama karşı açılan savaş sürüyor. Dersim'de dağ keçisi avlamak için ihale açılmış, kamuoyunun tepkisi üzerine geri adım atılmıştı. Ancak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Merkez Av Komisyonu kararlarıyla av turizmi kapsamında Türkiye genelinde yaban hayatta para karşılığında öldürülecek olan hayvanların kotası belirlenmeye ve ihaleler açılmaya devam ediyor. Bu defa açılan ihale Urfa'dan. Ceylan avı için 14 kota açıldığı ortaya çıktı. Bu sadece ceylanlara yönelik de değil. 398 erkek yaban keçisi, 25 boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 89 kızıl geyik, 167 karaca ve sayıları bölge müdürlüklerince belirlenecek yüzlerce yaban domuzu avlanacak. Kamuoyu giderek azalan yaban hayvanlarına yönelik bu ihalelere tepki gösteriyor. İhalelerin iptal edilmesi ve hayvan öldürmenin yasal çerçeveye sığdırılıp meşru gösterilmesinin önüne geçecek düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi talep ediliyor. Şöyle bir haberleri düşündüm de bunları izlerken felaket telleli gibi ama ne yazık ki suç habercinin, gazetecinin değil. Tanı konan hasta sayısı uzun süredir iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması, hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi tedbir alalım, yenilen virüs olacak. Şimdi biz bu slogan hastalığını Türkiye'de her kesimde görüyoruz. Ancak bir sloganla yenilen bir virüs bilmiyoruz. Rakamlarda zaten böyle giderse
pandeminin Türkiye'de yenilmeyeceğini, artışların çok daha büyük bir tehdit ortamı yaratacağını, özellikle okulların açılmasından sonra ve Eylül ayının başlamasıyla beraber gösteriyor. Çünkü bugünkü vakalardan bile bunu görebiliyoruz. 1309 kişi yeni hasta sayısı, vefat sayısı 22, iyileşen sayısı 801. Şu ana kadar da ne yazık ki salgın nedeniyle yaşamını yitiren 6102 vatandaşımız var. Açıkçası bütün iktidarın söylemlerine, o yaratılmak istenen başarı öykülerine rağmen Türkiye'de işler hiçbir yerde iyi gitmediği, hiçbir alanda iyi gitmediği gibi sağlık alanında da iyi gitmediğini görüyoruz. Üstelik bizi tatmin etmeyen, gerçekliğinin kamuoyunda sürekli tartışıldığı veriler üzerinden bile görüyoruz. Şimdi o verileri, pandeminin seyrini, Eylül ayıyla beraber ne olacağını, biz birinci dalganın henüz neresinde olduğumuzu alıştığımız üzere genetik ve sinir bilim uzmanı dostumuz Çağhan Kızıl Hoca ile tartışacağız. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Batman ve Diyarbakır çok kötü durumda deniyor. İstanbul'da keza tarafımıza öyle inanılmaz bilgiler geliyor ki dehşete düşüyoruz. Ama sıkça slogan atılıyor. Hiçbir karşılığı yok. Yani işçiler çalışmaya devam ediyor. Halkın üzerine sorumluluk yüklenmeye devam ediyor. Halkın üzerine sorumluluk yüklendikçe de rehavet ortamı genişliyor. Yani şöyle denir, yani bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete gibi bir durum var. Sizin tweetlerinizden sezdiğim de bu. Ne anlatırsınız? Aslında çok güzel özetlediniz. Haftalardır, aylardır gidişatı hafta hafta değerlendiriyoruz. Ve söylediklerimiz, yani bu kişisel tercihlerimiz ya da fikirlerimiz değil, dünyada da bilimin söylediği, Türkiye'de de uzmanların, Türk Tabipler Birliği'nin, sahadaki hekimlerin, sağlık personelinin söylediği şeylerdi. Ve söylediklerimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Şöyle başlayayım ben tekrar isterseniz bir lütfen genel değerlendirme olarak bugünü başlayalım. Bilim Kurulu üyesi Profesör Alper Azap hafta içinde bir açıklama yaptı ve burada söylediği söz şu: kontrolsüz yayılım başladı. Aynen bu kelimeleri kullandı. Şimdi bizim en baştan beri de söylediğimiz, buradan duyurmaya çalıştığımız da buydu. Tüm dünyada olduğu gibi ikinci dalga tüm dünyayı vurmaya başladı. Avrupa'da vakalar arttı. Almanya, Fransa, İspanya, İtalya'da yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde, İsrail. Türkiye'de de mevsim değişimi yaşanıyor. Tatilden dönüyor insanlar ve bu sayılar artıyor. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı sizin de belirttiğiniz gibi veri güvenliği. Diyarbakır Tabip Odası geçen gün açıklanan verilerin %50'sinin neredeyse Diyarbakır'da olduğunu, 600 vakanın orada olduğunu söyledi. İzmir Tabip Odası günde 300 vakadan fazla çıktığını söyledi. Batman, Erzurum, Van, Mersin, Adana, liste çok uzun. Buralardaki açıklamaları da hesaba katınca Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamada aktif vakaların ve gerçek vakaların normalin 10 katı olabileceği öngörüsü ve açıklaması çok mantıklı geliyor bize. Yani hocam bir istatistik çıkardınız mı? Mesela Sağlık Bakanlığı'nın topladığı rakamlarla siz bunları sürekli topluyorsunuz günlük. İşte İzmir'den söz ettiniz, Batman'dan, Diyarbakır'dan söz ettiniz. Sizin bulduğunuz günlük vaka sayısı aşağı yukarı nedir? Ortalama tabii. Yani baktığımızda büyük ihtimalle o turkuaz tablo bize bir ya da iki şehrin verisini veriyor her gün. Yani buradan onu çıkartabiliyoruz. Ben TTB'nin söylediğini mantıklı buluyorum. Yani günlük belki 10 katı vaka var. Evet. Yani bunu kanıtlayamayız. Çünkü veri şeffaflığı yok. Ancak sahadan gelen bilgiler, yoğun bakım hastalarının hastanelerinde olmuş olması, bunlara da biraz değinebiliriz. Türkiye'de
Bakan %65 dolulukta olduğunu söyledi yoğun bakımların. Fakat Türkiye'deki tüm yoğun bakımların %40'ı özel hastanelerde ve özel hastaneler devletle yapılan anlaşmada ücretlerini alamadıkları için yoğun bakım hastası COVID almıyorlar. Dolayısıyla yani matematiğe vurduğumuzda büyük ihtimalle neredeyse hepsi dolu Türkiye'deki yoğun bakımların. Bu nedenle hastalar zaten evden tedaviye yönlendiriliyorlar, evlerine gönderiliyorlar. Tele tıp kavramı tekrar ortaya çıktı, sanki yeni bir şeymiş gibi. Bu en baştan beri kullanılan bir kavram dünyada. Refakatçiler alınıyor hastanelere. Bu refakatçiler, bunun da nedeni sağlık personelinin gittikçe hastalanması, koruyucu ekipmana sahip olmaması, dolayısıyla kapasitenin yetersiz olması ve bu refakatçi insanlar da evlerine gidip geliyorlar ve test olmuyorlar. Çünkü sınavlardan önce, Ayasofya'dan önce eğer semptomunuz yoksa, vaka ile temas etseniz bile, ya bu anlamda vaka şu demek, COVID hastası hastanede yatıyor ve siz onun refakatçisiniz ama size test yapılmıyor. Fakat sizde virüs olabilir, asemptomatik geçirebilirsiniz ve bunu topluma yayabilirsiniz, toplu taşımayla eve gidip gelirken. Türkiye pandemi yönetimini artık biraz sizin dediğiniz gibi bindik bir alamete kavramına endekslemiş gibi. Onun dışında birkaç veri verebiliriz. Toraks Derneği hafta içinde yine bir rapor Evet. yayınladı. Burada zaten Türkiye'de dünyada etkisi olmadığı gösterilen ilaçların kullanıldığını biliyoruz. Bunun yanında etkisi olabileceğini düşündüğümüz favipiravir diye bir ilaç var. Bunun ulaşımının yani bitiyor olduğunu, çoğu insanın buna ulaşamadığını belirtti. Bu büyük bir sıkıntı. Onun yanında testlerin sayısı artıyor ama bu testlerin kimlere yapıldığını bilmiyoruz. Sosyal medyadan Aslında öğrendiğimiz kadarıyla. biliyoruz. Tabii biliyoruz ama kendileri Twitter'dan düzenli testlerimizin sonucunda bir tanesi pozitif çıktı diyen insanlar çıkıyor. Milletvekili 8. testimde pozitif çıktım diyebiliyor. Bunları biliyoruz. Düzenli rutin testler yapılıyor. Fakat o yapılan testlerin sayısı arttıkça artmasına rağmen bu testlerin gerçekten vakaları bulmak, temas vakalarını bulmak ve salgını yok etmek üzerine yapılmadığını da görmüş oluyoruz. Bunların hepsini zaten bakıldığında kayıtlar mevcut. Haftalar önce de biz söylemiştik. Onun dışında testler 110 TL'ye test yapılıyordu. Bu 250 TL'ye çıkartıldı. Çoğunlukla da tatilden Türkiye'den ülkelerine dönen insanlar için. Fakat ilginç olan Almanya Robert Koch Enstitüsü verileri yayınlamaya başladı. Kosova'dan sonra Türkiye Almanya'ya dönen insanlarda en fazla pozitif çıkan ülke. Yani Türkiye'den Almanya'ya dönen 1000'den fazla insan pozitif çıktı. Bu şu anlama geliyor. Türkiye'de yapılan testler negatif. Oraya gittiklerinde bir iki gün içinde pozitif çıkıyorlar. Bu yine test güvenilirliğini de sorgulatan bir şey Türkiye'de. %40 çok dillendirilen bir rakam. Yani testlerde doğru çıkmıyor. Onun dışında okul konusu ilginç. Dünyada baktığımızda Almanya'da Berlin'de örneğin okullar açıldı ve 41 okulda bir hafta içinde koronavirüs vakası çıktı. Herkes karantinaya alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı durum var. İsrail'deki ikinci dalganın sebebi okulların açılması ve Türkiye'de okullarla ilgili ne olacağı bilinmiyor. Burada yine her zaman yaptığımız gibi belki biraz satır aralarını bakanın tweetlerinin okuyabiliriz. Hafta içinde bir tweet attı ve pardon yani şeyde basın açıklamasında söylediği başarımızı eleştirenler salgından anlamıyor dedi. Ya da bunu politik olarak kullanıyorlar dedi. Şimdi ben bir liste yaptım. Çok hızlıca onu okuyayım. Lütfen. Salgın başından beri halkta verilere karşı bir güvensizlik var. Verilerin açıklanmasında sıkıntılar var. Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı konusu büyük muamma. Çifte standartlı bir önlem var. Yani Ayasofya'da herkes koşarak gidebiliyor. Ama Fakat eğlence merkezlerine gidenlere hiçbir şey yok. Özür evet. diliyorlar ve sokakta sadece burnu açıkta diye kadınları saçlarından gözaltına alabiliyorlar. Rehavet yaratıldı. Hiçbir meslek örgütü sürece dahil edilmedi. Yani sağlıkta Türk Tabipler Birliği, eğitimde eğitimsen, adalette barolar, bilimde bilim insanları kimse sürece müdahil değil. Hızlı normalleşildi. Bunu çok söyledik ve onun sonuçlarını yaşıyoruz.
koruyucu ekipman sıkıntısı var. ASM'lerde, aile sağlık merkezlerindeki %82 kendi maskelerini kendileri almak zorunda kalıyorlar. Özlük hakları karşılanamıyor. Oldukça bir tükenmişlik var dedi TTB ve insanlar hastalanıyorlar. Filyasyon yok. Fabrikalarda işçiler fabrikayı kapatılıyorlar. Hasta olduklarında refakatçiler bahsettik hastaneye alınıyorlar ve normal çıkabiliyorlar. Test yapılmıyor. Toplu taşımalar oldukça devam ediyor. Vaka takibi yok. Test bilime sırt dönülmüş ve sual olmuyor. Ama salgından anlamayan biz oluyoruz. Yani bunu da takdirini size bırakıyorum. Fakat doğalgaz bulunduğu müjdesi tabii geldi. Bu zaten Ayasofya'dan sonra bir de doğalgaz bulunduğu için korkmamıza gerek yok. Gerçekten de Sağlık Bakanı böyle bir tweet attı. Evet. Dedi ki salgına da pozitif etki edecek. Motive ben, edecek. Yani motive edecek, gaza getirecek demeye çalışmış olabilir. ama işte bakacağız. Yani doğalgaz bulundu diye insanlar evlerinde maskelerini takıp oturacaklar gibi bir algı var galiba. Yani işler karıştıkça, zora girdikçe hem saldırı hocam tek umudumuz aşıya kalıyor galiba. Umudumuz aşıya kalıyor ama yani kusura bakılmasın ama umutlu süreç olmasına rağmen bu biraz daha uzun bir süreç. Yani bekleyeceğiz onu. Dolayısıyla aşı çıkana kadar, herkese aşı yapılana kadar önümüzde bir sonbahar var ve maalesef pandemi yönetimi bilim insanlarını ve meslek örgütlerini sürece dahil etmediği ve ortak kolektif akılla bu süreci yürütmeye hiç gönüllü olmadığı için biz buradan sözlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Siz de bunları dile getirmemize yardımcı oluyorsunuz. O nedenle de teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi, i̇yi akşamlar. Akşamlar. İyi akşamlar. Evet durum başından beri verdiğimiz haberlerden, bağladığımız konuklardan, bilim adamlarından anlaşıldığı üzere de Türkiye'nin bir kere daha yinelemekte fayda var. Hiçbir alanında parlak değil ama bunu dile getirdiğiniz andan itibaren siz suçlu vatan haini olmaya devam ediyorsunuz. Bu konuya ilişkin de aslında en güzel ifadeleri Nazım Hikmet kullanıyor. Keşke umutlu haberler verebilsek. Belki gelecek hafta olur. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.